Bu videoda ülke puanı hakkında detaylı bir analiz yapacağız. Birincilik ihtimalleri neler, puanlar neye göre veriliyor, İşte neden bir anda 30'a çıkıp sonra tekrar 10. sıraya çıkıyoruz bunun hakkında konuşacağımız kısa video olacak. Arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi, aa bir dakika şey unuttum arkadaşlar. Bir de çekiliş var. Son iki günü kaldı. Skyline çekişi. Her platform katılabiliyor. Detaylar açıklamada var. Oraya da hani katılmayanlar duyduk duymadık demesinler söylemiş olayım. Şimdi bir F5 çekelim. Şuradan sekmeyi bir yenileyelim. 12. lig bakalım kaçıncı olduk. 12. tamam. Şimdi öncelikle şu puan konusuna bir değinelim arkadaşlar. Bakın burada görmüş olduğunuz puanlar. Bu arada puanlar arada bir eksilebiliyor. Ee, ondan bahsedeyim. Puanlar niye eksiliyor? Çünkü puanlar son 24 saate göre. Tamam bu bir aklınıza kalsın. Hani sonra sormayın puanlar niye eksiliyor diye puanlar birikimli şekilde ilerlemiyor. Bunun en büyük kanıtı da sabah girin bakın Amerika kıtasındaki ülkeler yani atıyorum Costa Rica gibi, Brezilya gibi, bildiğimiz Amerika gibi, Kanada gibi bu tarz ülkeler daha yukarıda oluyor. Niye? Avrupa ülkeleri çünkü uykuda oluyor genelde. Ama akşam da yani şu an zaten ben saat 10.40'da çekiyorum 22.40'da. Gördüğünüz gibi Fransa almış başına gitmiş. Ondan sonra ilk dördü de geri kalanı İskandinav üçlüsü oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar bizim ülkemiz şöyle söyleyeyim 12. sırada. Bence bu arada ben artık kabullendim durumu. Ya dedim ki biz birinci olamayız. Bir kabul edin tamam Şu gerçeğe bir farkına varalım. Çünkü eğer hayal dünyasında yaşarsak böyle ben yaşadım. ileri gidemeyiz. O yüzden bizim gerçekçi hedefimiz bence ilk 10 olmalı. Beşincilik ile onunculuk arasında bir konuma gelebiliriz. O konuma gelirsek de ne oluyor? Şöyle bir bakalım. Bir import drop, bir verire drop alıyoruz. Asla bir mucize olursa da dördüncüyle atabiliriz kendimizi ki buna inancım tam. Etkinlik 30 Kasım'da bitiyor. Aklınıza bulunsun. Onun dışında şu hatırlatmaları yapayım. Mutlaka 1 ve 1 casual gelin arkadaşlar. Sebebi ise 1 ve 1'de çok fazla gol oluyor çok fazla gol olduğu için de çok fazla kurtarış yapıyorsunuz. Çünkü karşılıklı anladın mı? Çok fazla skor var git geldi oyun. O yüzden 1 ve 1 kasım bol bol. Ee, onun dışında zaten büyük yayıncıları yazın diye söylemiştim. Hani olur da ne bileyim böyle Türkiye'ye gerçekten büyük bir Twitch yayıncısı yayın açarsa bir her türlü birinciyiz arkadaşlar. Ama şu an görünen o ki e, Fransa alacak götürecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben Fransa'yı ağır favori görüyorum. Ondan sonra İsviç İsviçre bu yok. Bu İsveç pardon. Sweden İsveç oluyordu. İsveç baya büyük bir sürpriz oldu benim için. Danimarka keza öyle. Finlandiya beklediğim ülke çünkü Finlandiya'da Jazer faktörü var arkadaşlar. Jazer Fin. E, o yayına açıyor. O yüzden Finlandiyalılar veya Jazer'ın hayranları direkt Finlandiya'ya basıyor arkadaşlar. O aklınıza bulunsun. İngiltere'nin yeri normal Çek Cumhuriyeti beni çok şaşırttı. Ve Katar çok şaşırttı. Şimdi bak Katar niye yedinci onu açıklayayım arkadaşlar. Ve bak şöyle bir şey de var. Şimdi diyeceksiniz ki ulan diyeceksiniz. Bak Almanya Almanya nerede? Oğlum? Almanya bayılmış. Almanya 18. Almanya nüfusu 80 milyon. Katar 7. Bu nasıl oluyor? Hemen açıklıyorum. Şimdi Almanya'da diyelim anlık 10.000 oyuncu oynuyor. Tam bu oyuncu. Almanya'dan 10.000 kişi Rocket League'i aynı anda oynuyor. Katar'da da 100 kişi oynuyor. Ve 100 kişinin şöyle söyleyeyim. Katar'daki bir kişinin aldığı puan ile Almanya'daki 100 kişinin aldığı puan eşit oluyor. Niye? Çünkü Katar'da anlık oyuncu sayısı Almanya'dan 100 kat düşük. O yüzden Rokelik böyle bir dengeleme yapmış. Şimdi diyeceksiniz ki bunu nerede uyduruyorsun? Sen kaynağını ne? Bakın kaynağımda şurası arkadaşlar. Şimdi e, nerede o? Bak burada diyor ki benim ülkem diyor diğerleri kadar büyük değil. Bu adi değil mi diyor. Rocket League'de burada Sonic Epic Games artık bilmiyorum. Güzel bir açıklama yapmış. Demiş ki e, burada biz ülkelerin anlık oyuncu sayısına göre e, belirliyoruz puanları. Tansı bir açıklama yapmış. Yani normalde zaten Katar'ın almaya geçme gibi bir ihtimal yok o hikaye. Ama Katar'ı biz üstlerde görebiliriz. Şimdi bizim ülke ne yapar? Bak bunu biliyoruz. Yani Rocket League'deki aslında düşük oyuncu kitlesi bir bahane değil. Bunu anlamış olalım. O yüzden bir ve bir bol bol kasıyoruz. Onun dışında şimdi biraz da bizim rakiplerimiz bizim altımızdaki rakipleri bir analiz yapacak olursak Bu arada iyice şeye bağladık ya Bu şey kanalları var ya arkadaşlar baya popüler bu aralar Rakip ülkenin takımlarını izliyor Biz de onun gibi incelem falan yapıyoruz ama Beni bu format çok sarıyor Siz de sarıyor zaten beğenilirse bunu belirtirseniz ee, Bu şekilde 3-4 günde bir bu etkinlik bitene kadar devam edebiliriz Şimdi bir bakalım Gelelim bak Buradan başlıyoruz Portekiz İsviçre, Yeni Zelanda, Hollanda, biz zaten buradayız. Tunus, Norveç, Fas, ondan sonra bu kim? Belçika. Bu ülke inceleyeceğiz abi. Bu, e, yani aşağımızdaki 4 ve yukarımızdaki dört ülke. İlk başta Portekiz'e başlayalım. Portekiz'in bence e, geçmemiz lazım. Portekiz burada neden 8. onu söyleyeyim arkadaşlar. Ronaldo faktöründen dolayı. Çünkü Portekiz'de RL oyuncusu fazla yok. Bak Brezilya'da çok var bunu biliyorum. Brezilya hakikaten iyi bir kitle var. O kitlesi olan. Ama Portekiz e o kadar yok. Burada Portekiz'in üst sıralarda olması Ronaldo faktöründen de düşünüyorum. Beni İsviçre çok şaşırttı. Çünkü İsviçre yani bilmiyorum abi İsviçre buralarda olacak bir ülke gibi düşünmüyorum ben açıkçası. Onun dışında Yeni Zelanda normal çünkü Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, İngiltere, ana dili İngilizce olan ülkelerde Rocket bayağı oynanıyor. Onun dışında Hollanda şaşırtma çünkü Hollanda'da bayağı e, var, e-sporcu var. E, biz de 12.yiz. Şimdi bizim aslında ihtimalimiz bak şu ülkeye geçeceğiz. Ben size hani geçmemizin imkansız olduğu ülkeyi söyleyeyim. Bir Fransa orada her fikiriz. Finlandiya'ya geçemeyiz. İngiltere'ye geçemeyiz. Çek Cumhuriyeti'ni belki geçeceğiz. Bak bizim geçemeyeceğimiz imkansız dediğim ülke aslında 3 tane yani imkansıza yakın. Tabi büyük Türk yayıncılar yayın açarsa o iş çok ayrı bir hal alır. Onu söyleyeyim. Şimdi bunu bir aklımıza tutalım. Ya yani biz dördüncüde atabiliriz kendimizi şu e, Nike Titanium White Goal patlaması için son koltuğu kapabiliriz diye düşünüyorum. Ya yani Çek ya Katar, Portekiz bu ülkeye geçebiliriz. Şimdi altımızdaki ülkeye bakacak olursak da Tunus var. Ya Tunus Kuzey Afrika ülkesi. Ben Tunus'ta o kadar Rocket League oynandığını düşünmüyorum. Çünkü zaten yani ve çok daha hafife almak gibi almasın arkadaşlar. Ama Afrika ülkelerinde böyle çok fazla yani online oyun oynanmıyor Avrupa ülkelerine göre. O yüzden Tunus altımıza kalır. Norveç bizi geçebilir. Çünkü Norveç'te o e, Rocket League oyuncusu var diye düşünün. Bak zaten 3 tane İskandinav ülkesi burada. İsveç, e, Danimarka, Finlandiya. Norveç'te bu e, ülkenin yanına kendini atabilir. Fas'ı altımız alırız. Belçika bizi geçebilir. Çünkü Belçika'da da aktif Rokeli oyuncuları var. Aynı zamanda ana dili Fransızca olduğu için Fransızca konuşan ve Fransa'da yaşayan kitle Belçika'ya kayabilir. Öyle bir ihtimal var Belçika'yı seçtiyse. Hırvatistan, Hırvatistan birincilik koltuğundaydı bir ara. Sonrasında düşüş yaşadı. beni çok şaşırtan bir kısım Almanya'dı. Almanya Almanya'nın 18. olması çok absürt bir olay. Ya hakikaten büyük sürpriz. Brezilya 19. ama Brezilya'ya bakmayın şimdi arkadaşlar. Çünkü bizi ilgilendiren kısım Avrupa ülkeleri. Ee, Güney Amerika ve Kuzey Amerika ülkeleri sabah olunca burayı süpürecekler. Biz gece bakıyoruz. Bak hatta e, Amerika'yı göstereyim. Amerika nerede abi? Amerika 28. 10 dışında Suudi Arabistan çok düşük. Suudi Arabistan roketin kitlesi bayağı var ve beni şaşırttı açıkçası Suudi Arabistan. Onun dışında İran keza öyle. İran'ın da kitlesi vardır yani fena değildir. Polonya'nın da vardır. Yani burada baya büyük bir sürpriz var. Biz aslında baktığımızda büyük resmi çok kötü değiliz arkadaşlar. Şöyle bir son bir keza F5 çekiyorum. Tamam genel bir değerlendirmeye bakacağım. Ee, şimdi Fransa, İsviçre burası değişmemiş. İngiltere. Biz 12.ydik. 14. düştük. düştük. Tulus geçemez diyordum. Geçmiş. Ee, doğru Norma için altımıza alınmış. Son bir kez daha atacağım. Bu son artık daha da atmayacağım. Sonra son bir değerlendirme. 14. kaldık. Şimdi yani benim tahminim gerçekçi tahminimi soracak olursanız arkadaşlar biz 12. bitiriz gibi tamam mı? 12. bitirsek ne oluyor? Abi 2x veri el drop'un son basamağı oluyor. Ama yani kasarsak bak gerçekten kasarsak yani şöyle söyleyeyim. Herkes bir bir oynarsa ve bütün Rokelik Türkiye'deki oyuncular böyle seferber olursa birbirine destek çıkarsa işte hepimiz bir bir oynarsak uzun süre dördüncü de atabiliriz kendimizi. Çünkü dediğim gibi anlık oyuncu sayısına göre orantısal puanlandırma var. O yüzden ben böyle düşünüyorum. Ama dediğim gibi Fransa arkadaşlar ağır favori burada. Çünkü gerçekten adamların ya yani Fransa'nın şöyle söyleyeyim arkadaşlar adamların ee, ana oyunu Rocket League gibi düşün. Bize bize Türklerde Valorant ya. Onlar da Rocket League abi. Öyle düşünebilirsiniz. Ama biz elimizden geleni yapalım. Bakarsınız dediğim gibi büyük bir Türk Twitch yayıncısı yayın açar. Birinciliğe çıkarız. Hayal kurmaya başlarız. Ama şunu da söyleyeyim. Son bir günün puanı e, etkili olduğu için 29 Kasım tamam mı? bak 29 Kasım ve 30 Kasım arasındaki o bir günlük puan etkili olacak. Çünkü puanlar siliniyor fark ettiyseniz. O yüzden e, puanlar çok değişken. Ya bugünlük bu kadar olsun. Kısa video oldu. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla böyle detaylı artık 3-4 günde bir çekerim ama ülke puanı inceleme videosu istiyorsanız ve kanala abone olup abone değilseniz tabii ki videoyu beğenerek ve kanala da daha doğrusu bu videoyu yorum atarak bunu belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram adresinde roketik haberleri ve içerikler paylaşıyorum. Orayı da bekliyorum ve çekişler de zaten orada yapılıyor diyorsunuz ki. Orayı da alırım. İngilizce kanalıma da aynı zamanda bekliyorum. Bunu da söyleyeyim. O zaman çok uzattık. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.